Franz Kafka. İki Konuşma. Bir vakit bir kilise vardı. Her gün oraya gidiyordum. Zira gönlümü çalan kız akşamları yarım saat burada diz çöküp tapınıyor, ben de rahat rahat onu izliyordum. Kız gelmedi bir gün. Canım sıkıldı. Tapınanlara bakıyordum ki, sıska vücuduyla kendini boylu boyuna döşeme üzerine bırakmış genç bir adam çarptı gözüme. Vakit vakit bütün gücüyle başını alıyor, ahlıyor, ofluyor, taşlar üzerinde dinlenen ellerinin ayalarına indiriyordu. Hepsi birkaç yaşlı kadıncağız vardı kilisede. Başlarını sarıp sarmalamışlardı. Başlarını sık sık bir yana eğerek döndürüyorlar ve tapınan adama bakıyorlardı. Şahsına gösterilen alaka mutlu kılar gibiydi bu genç adamı. Zira her sofuluk nöbetinden önce gözlerini etrafında şöyle bir gezdiriyor, kendine bakanların epey olup olmadığını kavramak istiyordu. Bense bunu yakışıklı bir davranış olarak bulmadım. Kiliseden çıkar çıkmaz varıp adamla konuşmaya ve niçin bu türlü tapındığını sorup öğrenmeye karar verdim. Evet, benim kızın gelmeyişine üzülmüştüm. Lakin ancak bir saat sonra doğrulup kalktı adam. Titiz titiz istavroz çıkardı. Sonra duraklaya duraklaya kutsal su kurnasına doğru yürüdü. Hızlıca seyirtip kurnayla kapı arasına girdim. Dikildim. O bana bir açıklamada bulunmazsa yol vermemeyi aklıma koydum. Kati bir tavırla konuşacağım vakitler konuşmaya hazırlık olsun diye hep yaptığım gibi büzdüm ağzımı. Vücudumu ileriye doğru uzattığım sağ ayağıma yasladım, sol ayağımı parmak uçları üzerinde tuttum. Çünkü bu da bir sağlamlık veriyordu bana. Hani adam kutsal suyla yüzünü ıslarken gözünün ucuyla bana bakıyor olabilirdi. Lakin belki de beni daha önce fark ederek telaşa düşmüştü. Çünkü hiç beklenmedik bir anda fırlayıp çıktı kapıdan. Cam kapıyı çat diye arkasından kapadı. Hemen peşine seyirttim. Kapının önüne çıktığım zaman baktım, o kayıplara karışmıştı. Çünkü o yakında birkaç dar sokak bulunurdu ve trafik çoktu. Sonraki birkaç gün adam pek görünmedi ortalıklarda. Ama benim kız yine eskisi gibi gelmeye başlamıştı kiliseye. Omuz kısımlarında saydam danteller görünen siyah bir kıyafet giyiyor, ipek kumaş dantellerin alt kıyılarından aşağı inerek güzelim bir yaka oluşturuyordu. Benimki geldiğinden artık adamı unutmuştum. Ve sonradan adam yine düzenli kiliseye uğrayıp alışık olduğu gibi tapınmaya devam ettiğinde kendisine karşı bir alaka da duymadım. Ama adam hep alelacele yüzü başka yana dönük yanımdan geçip gidiyordu. Belki onu hareket eder durumdan başka şekilde düşünemediğim için bana öyle geliyordu. Sonunda bir yerde durduğu vakit bile onu kilise içerisinde sessiz saklı süzülüp gidiyormuş gibi görmeye başladım. Bir gün geç kalmıştım, odamda oyalanmıştım. Yine de kalktım, gittim kiliseye. Ama benimkini bulamayarak eve dönecek oldum. Derken yine döşeme üzerine sere serpe uzanmış bu genç adama kaydı gözüm. Birdenbire eski olay geldi aklıma. İçimde bir merak uyandı. Parmak uçlarıma basa basa iki kapı arasındaki boşluğa gittim. Burada oturmakta olan kör bir dilencinin eline birkaç kuruş tutuşturup kapının açık kanadının arkasına, dilencinin hemen yanına sıkıştım ben de. Bir saat kadar oturup bekledim ve belki kurnazca bir yüz takındım bu arada. Bulunduğum yerde kendimi rahat hissettim ve ileride de sıklıkla buraya gelmeye karar verdim. Bekleyişimin ikinci saatinde tapınan için burada böyle pineklemeyi saçma buldum ama yine de bir üçüncü saati beklemekle geçirmeye başladım. Artık kızdım. Örümceklerin giysimin o tarafına bu tarafına tırmanmasını ister istemez sineye çekmiştim. Derken içerideki son kimseler de yüksek sesle soluyarak kilisenin loşluğundan dışarıya geldi. Nihayet o da göründü. Sakına sakına yürüyordu. Ayaklarını basmadan önce parmak uçlarıyla usulcacık yeri yoklar gibiydi. Doğruldum, kalktım, kısa yoldan bir tek uzun adım atarak onu yakaladım. ''İyi akşamlar!'' dedim. Ve elim yakasında onu itip kakarak basamaklardan aşağı indirdim, kilisenin önündeki aydınlık alana çıkardım. Aşağıda yumuşacık bir sesle ''Canım efendim, iyi akşamlar dilerim!'' diye cevapladı. ''Kızmayınız ne olur bana.
sizin bu son derece sadık bendenize kızmayınız. Tamam dedim, ancak size sormak istediğim birkaç konu var. Geçen hafta elimden kaçtınız ama şimdi bunu başaramayacaksınız. Efendim siz merhametli bir beyciye benzersiniz. Eve gitmeme izin verirsiniz sanırım. Ben acınacak bir kimseyim, doğrusu bu. Sesim o ara yanımızdan geçen tramvayın gürültüsüne karıştı. Hayır hayır diye haykırdım. Sizi bırakmam. Tam da benim hoşuma giden hikayeler bunlar. Siz benim için bir devlet kuşusunuz. Bravo bana. Sizi yakalayabildim. Bunun üzerine dedi ki, hay Allah. Yaşam fışkıran bir kalbiniz, sanki mermerden yoğuntulmuş bir kafanız var. Benim için devlet kuşu diyorsunuz. Buna göre ne kadar da sevinçli olmalısınız. Lakin benim mutsuzluğum sallanmakta olan bir mutsuzluktur. Sivri bir uçta sallanıp duran mutsuzluk. Kurcalanmasın sakın. Kurcalayanın üzerine yıkılıverir hemen. İyi geceler beyciğim size. Öyle mi dedim? Ve sıkıca tuttum sağ elini. Soracaklarıma yanıt vermezseniz burada sokağın ortasında bağırırım. Sonra şu anda dükkan ve mağazalardan çıkan tezgahtar kadınlar ve dışarıda gururla onları gözleyen sevgilileri dört bir yandan koşuşup gelerek buraya toplanırlar. Çünkü sanırlar ki bir kupa arabasının atlarından biri yığıldı kaldı yahut buna benzer bir şey oldu. O zaman sizi kendilerine gösteririm, nasıl bir kimse olduğunuzu onlara anlatırım. Bunun üzerine ellerimin birini bırakıp birini öpmeye başladı. Söyleyeceğim bilmek istediklerinizi. Lakin ne olur, karşıdaki şu yan sokağa girelim. Ben tamam der gibi başımı salladım. Karşı sokağa yürüdük. Lakin o biri öbüründen pek aralıklı sarı fenerlerle aydınlatılmış sokağın karanlığıyla yetinmedi. Beni eskimiş bir eve doğru çekti. Ahşap bir merdiven önünde asılı durmakta olan ve içinden yere gaz sızan küçük bir lambanın altına götürdü. Burada ciddi bir eda takındı, cebinden bir mendil çıkardı, basamaklardan birinin üzerine yaydı. ''Oturun efendim, buyurunuz.'' dedi. ''Oturduğunuz yerden soracaklarınızı bana daha kolay sorabilirsiniz. Ben ayakta kalayım. Ayakta olursam sorularınıza daha iyi cevap verebilirim. Lakin ne olur, bana eziyet etmeyin, olur mu?'' Oturdum. Gözlerimi kıstım, alttan ona bakarak ''Siz tam bir tımarhane kaçkını gibisiniz.'' dedim. ''Evet, tam bir tımarhane kaçkını. Kilisedeki o vaziyetiniz de nedir öyle? Nasıl sinirlendirici, nasıl hoşa gitmeyen bir şey. Sizi o vaziyette gördüğümü nasıl tapınabilir bir insan?'' Vücudunu duvara yapıştırdı. Yalnız başı havada hareket ediyordu. ''Sinirlenmeyiniz lütfen. Sizi ilgilendirmeyen şeylere ne diye sinirlenesiniz değil mi? Kendim salakça davransam buna içerlerim. Ama bu salakça davranan bir başkasıysa sevinirim doğrusu. Onun için bundan dolayı başkalarının beni izlemesi yaşamımın amacıdır dersem bana kızmazsınız değil mi?'' ''Neden bahsediyorsunuz siz Allah aşkına?'' diye bağırdım. Basık tavana göre fazla yüksek çıkmıştı sesim. Ama ses tonumu indirmekten de çekindim. ''Sahi neden bahsediyorsunuz siz? Evet, vaziyetinizi seziyorum. Hatta sizi ilk gördüğüm anda sezmiştim. Tecrübelerim vardır. Bunun karada bir deniz tutmasından başka bir şey olmadığını söylersem şaka ediyorum sanmayın. Öyle bir deniz tutması ki şeylerin gerçek adlarını unutmuşsunuzdur da şimdi acele acele ve gelişi güzel adlar koyarsınız üzerlerine. Aman çabucak, aman çabucak. Ne var ki daha kendilerinden uzaklaşır uzaklaşmaz yine isimlerini unutursunuz. Kırda Babil Kulesi adını verdiğiniz kavak, çünkü bir kavak olduğunu bilmezsiniz ya da bilmek istemezdiniz, yine isimsiz sallanır durur öylece iki tarafa. Ve siz ona bu kez sarhoş Nuh dersiniz. Doğrusu söylediklerinizi anlamamaklığıma seviniyorum deyince biraz afalladım. Sinirli bir şekilde ama sevinmekle anladığınızı gösteriyorsunuz diye yanıtladım. Ona ne şüphe sayın beyim, ama konuştuklarınız hani tuhaf şeyler. Ellerimi bir yukarıdaki basamağın üzerine koyarak arkama yaslandım ve boksörlerin son kurtulmak çaresi olup karşıdakinin saldırısını imkansız kılan bir pozisyonda sordum. Başkalarının da sizinle aynı vaziyette bulunduğu varsayımından hareket ederek kendinizi kurtarmak istemeniz hoş doğrusu. Bunun üzerine biraz cesaretlenir gibi oldu. Bedenine bir birlik ve bütünlük sağlamak üzere ellerini birleştirdi. Hafif bir karşı koyma havası içinde
Lakin bunu herkese yaptığım yok, dedi. Örneğin size karşı. Çünkü elimden gelen bir şey değil bu. Ama elimden gelse sevinirim. O zaman kilisedeki insanların ilgisine ihtiyacım olmazdı. Bu ilgiye de neden ihtiyaç duyduğumu biliyor musunuz? Soru karşısında naçar kaldım. Bildiğim yoktu bunu ve sanırım bilmek de istemiyordum. Zaten buraya gelmeyi de ben istemedim diye söylendim kendi kendime. Gel gör ki adam beni anlattıklarını dinlemeye zorladı. Dolayısıyla o anda başımı sallayıp sorduğu şeye bilmiyorum diyebilirdim. Lakin bir türlü kımıldatamadım başımı. Oysa karşımda dikilerek gülümsedi. Sonra yere diz çöktü ve uykulu bir eda takınarak anlatmaya başladı. Kendi yaşadıklarıma dayanarak yaşadığıma inandığım bir zaman olmadı hiç. Diyeceğim şu ki, etrafımdaki nesneleri ancak kırık dökük şeyler halinde algılayabiliyorum. Öyle ki nesneler bir vakit yaşamışlar da şimdi ortadan silinip gidiyorlarmış gibi geliyor bana. Beyciğim, her zaman nesneleri kendilerini bana göstermeden önceki durumlarıyla görmeyi dilemişimdir. Bu vaziyetleriyle dingin ve güzel olmalı nesneler. Muhtemelen öyledir. Çünkü insanların sık sık nesnelerden bu şekilde söz ettiklerini duydum. Derken sessizleşti. Sonra ortadaki durumun benim için tatsızlığını yalnız yüzümdeki kasılmalarla açığa vurduğumu görerek sordu. İnsanların böyle konuştuklarına inanmıyor musunuz yoksa? Başımı sallayarak cümlelerini doğrulamam gerekiyor gibi geldi bana. Ama bunu yapmadım. Sahi, inanmıyor musunuz sözlerime? Dinleyin bakın. Ufakken bir gün kısa bir öğle uykusundan gözlerimi açtım. Üzerimde tam bir uyku sersemliği vardı. Annemin doğal bir tonla balkondan aşağı şöyle seslendiğini duydum. ''Naber şekerim, ne yapıyorsun? Bu ne sıcak böyle?'' Bir kadın bahçeden yanıtladı. ''Yeşillikler içinde ikindi kahvesi içiyorum.'' Bu lafları her ikisi de üzerlerinde çok düşünmeden, sanki biri ötekinin ne cevap vereceğini evvelden biliyormuş gibi açık seçik olmayan bir tavırla söylemişti. Birden bana bir sual yöneltilmiş gibi bir düşünce uyandı içimde. Bir şey arar gibi elimi pantolonumun arka cebine uzattım. Ama aradığım şey yoktu. Sadece konuşmanın beni ilgilendirdiğini belirtmek üzere dış görünümümü değiştirmek istemiştim. Öte yandan anlatılan olayın benim bir türlü akıl erdiremeyeceğim kadar tuhaflığını ileri sürdüm. Hem gerçekliğine inanmadığımı ve benimsizinleyemediğim bir gaye ile uydurulmuş olabileceğini ekledim sözlerime. Sonra yumdum gözlerimi. Çünkü acıyorlardı. ''Beyciğim, sizin de benim gibi düşünmeniz ne iyi. Bunu söyleyebilmek için beni yolumdan alıkoymanız bencillikten uzak bir davranış doğrusu. Değil mi ama? Dimdik ve vakur adımlarla yürümediğim, bastonumla kaldırım taşlarına vurmadığım ve yanımdan patırtıyla geçen kimselerin giysilerine sürtünerek ilerlemediğim için ne diye utanayım ben? Ya da haklı olarak ne diye utanalım? Daha çok kaba omuzlu bir silüet gibi arada bir vitrin camlarında kaybolarak binalar boyunca sıçrayıp gittiğim için inatla yakınmam gerekmez mi? Şu geçirdiğim günlere bir bakın. Neden her şey bu kadar berbat yapılmış? Öyle ki sıra sıra yüksek evler ortada görünür bir sebep bulunmaksızın çöküveriyor bazen. Tırmanıyor enkaz yığını üzerine, karşıdan kim gelirse soruyorum. Canım nasıl olur? Bizim kentte daha yeni bir bina. Sonra beşinci gün düşünsenize bir. Bakıyorum, kimse bana yanıt veremiyor. Çok zaman insanlar sokakta devrilerek cansız düşüp kalıyor yerde. Derken dükkan sahipleri, dükkan ve mağazalarının mallarından geçilmeyen kapılarını açarak kuvvetli adımlarla aceleyle geliyorlar. Ölüyü alıyorlar, oradaki bir evden içeri sokuyorlar. Ağızlarının ve gözlerinin etrafında bir gülümseme. Dışarı çıkıp birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar. Sonra, günaydın, gökyüzü de soluk kapalı bugün, eşarpların sürümüne diyecek yok, öyle, savaş. Konumuz olan evden içeri kayıyor, parmağımı büküp elimi birçok defa kaldırıp indirdikten sonra apartman sorumlusunun penceresine tıklıyorum. Nazikçe, efendi diyorum, biraz evvel sizin buraya bir ölü soktular, onu bana gösterir misiniz rica etsem? Adamın bir karar verememiş gibi başını salladığını görerek, kat'i bir tonla ekliyorum. Beyefendi, ben gizli polisim. Bana derhal ölüyü göstermenizi istiyorum. Ha bir ölü mü? Diye soruyor adam.
ve sanki kendisine hakaret edilmiş bir tonla ''Hayır, ölü falan yok bizim burada'' diye ekliyor. ''Bizim burası namuslu bir ev.'' Selamımı verip uzaklaşıyorum. Derken büyük bir meydandan geçmek zorunda kalınca her şeyi unutuyorum. Bu işin zorluğu bozguna uğratıyor beni. İkide bir kendi kendime düşünüyorum. Azametlerinden ve gururlarından bu kadar büyük alanlar yaparlar da, neden sanki alanın bir başından öbür tarafına taştan bir korkuluk yapmazlar? Bugün güneybatıdan bir rüzgar esiyor. Meydan üzerinde, havada hırçın bir tavır var. Vilayet ve belediye sarayındaki kulenin sivri ucu küçük çemberler çiziyor. Bu hengamede neden bir sükun sağlamazlar acaba? Bütün pencerelerin camları takır 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 diyor. Sokak fenerleri bambu kamışları gibi eğilip bükülüyorlar. Meryem Ana'nın sütun üzerindeki pelerini kıvrım kıvrım. Fırtına pelerini çekip çekiştiriyor. Peki bunu kimsenin gördüğü yok mu? Kaldırım taşları üzerinde yürümeleri gereken baylar ve bayanlar havada süzülüyor adeta. Rüzgar biraz soluklanmak üzere mola verdi mi, oldukları yerde duruyorlar, birbirleriyle birkaç kelime konuşuyorlar, eğilerek birbirlerine selam veriyorlar. Lakin rüzgar yeniden esmeye görsün, karşı duramayıp hep birden tabanları yağlıyorlar. Şapkalarına sımsıkı yapışmaları gerekiyor. Ama tatlı bir hava karşısında bulunuyorlarmış gibi yine de gülüyor gözlerinin içi. Ben korkuyorum bir tek. Onun bana karşı olan bu çirkin davranışı karşısında şöyle dedim. Daha önce anlattığınız olay var ya, hani anneniz ve bahçedeki kadınla alakalı. Doğrusu ben hiç de tuhaf bulmuyorum. Böylesi olayları çok görüp işittim. Hatta kendim yaşadım bazılarını. Bu sizin anlattığınız nihayet pek tabii bir olay. Sanır mısınız balkonda olsaydım ben de aynı şeyi sormazdım ve bahçeden aynı cevabı vermezdim. İşte böylesine basit bir olay. Ben bunu söylediğim zaman durumunda pek mutlu bir ifade belirginleşti. Şık giyinmiş bulunduğumu, boyun bağımın hoşuna gittiğini açıkladı. Hem ne narin bir tenim bulunuyormuş. Ve itiraflar sonradan geri alındıklarında her zamankinden kesin bir nitelik kazanırmış. Minik adımlarla kapıdan çıkar çıkmaz, yıldızları ve ayı, büyük kubbeli göğü, belediye sarayı, Meryem Ana sütunu ve kiliseyle renk meydanı birden üzerime üşüştü. Sakince, sessizce, gölgeden ayrılıp ay ışığına geçtim. Pardesümün düğmelerini çözdüm, ısınmaya çalıştım. Sonra ellerimi kaldırarak gecenin uğultusunu susturdum, düşünmeye koyuldum. Hani öyle gerçekmişsiniz gibi yapmanız da ne oluyor? Yeşil kaldırım üzerinde böyle gülünç bir vaziyette dikilen benim gerçek olmadığıma beni inandırmak mı niyetiniz? Ama senin gerçek olduğun zamanlar çok evvellerde kaldı. Ey gök ve sen ey ring alanı, asla gerçekten var olmadın. Doğru, hala bana bir üstünlüğünüz var ama ben ancak sizi rahat bıraktığım vakit. Şükür Allah'a ki ay, ay değilsin sen artık. Belki de ay adını taktıkları sana hala ay demekle doğru yapmıyorumdur. Sana acayip renkli unutulmuş kağıt fener diyecek olsam ne diye öyle kibirli davranmazsın artık? Meryem Ana sütunu desem ne diye kendini bayağı çekip geri alırsın? Sonra sana sarı ışık saçan ay desem mi? Eskiden takındığın o gözdağı veren tavrını da göremiyorum artık. Gerçekten bana öyle geliyor ki sizi düşünmek yaramıyor size. Cesaret ve sağlığınızdan bir şeyler kaybediyorsunuz. Tanrım, düşünen adamlar sarhoşlardan ders alsa ne semereli bir şey olurdu. Niçin her şey sessizleşiverdi böyle? Galiba rüzgar kesildi ve çokluk sanki minik tekerlekler üzerinde alanda oradan oraya yuvarlanan evceğizler şimdi yere kakılmış gibi duruyor, suskun suskun. Başka vakit onları zeminden ayıran o ince ve kara çizgi şimdi asla seçilmiyor, derken konuşmaya başladım. Bir engelle karşılaşmaksızın üç kez büyük alanın çevresini dolandım ve bir sarhoşa rastlamayınca hızımı azaltmadan ve bir yorgunluk hissetmeden Karl sokağına doğru seyirttim. Gölgem de genellikle benden kısaca duvar kıyısını izleyerek sanki duvarla yol arasındaki çukur bir yolda benimle beraber geldi. İtfaiye binasının önünden geçerken
Kleiner Ring'den doğru bir gürültü işittim. Oyana sapınca fıskiyenin korkulu önünde bir sarhoşun ayakta durduğunu gördüm. Kollarını yatay vaziyette tutuyordu. Ayağındaki tahta sandallarla yeri dövmekteydi. İlk önce durup solunumunun biraz yatışmasını bekledim. Sonra ona doğru yürüyüp silindir şapkamı çıkardım ve kendimi tanıttım. ''İyi akşamlar benim nazenim Beyzadem. Yaşım 23 ama bir adım yok henüz. Size gelince şaşırtıcı hatta ahenk taşan bir isimle donanmış olarak o büyük kent Paris'ten geliyorsunuz muhakkak değil mi? Baştan çıkan Fransız sosyetesinin o düpedüz yapay kokusu çevrenizi kuşatmış. Giysilerinin cicili bicili kuyrukları, merdivenlerin basamakları üzerinde yayılan kuyrukların uçları henüz bahçenin kumları üzerinde dinlenirken kendileri çoktan yüksek ve dört bir yanı açık terasa varmış incecik belleriyle alaylı alaylı dönüp arkalarına bakan o gözleri boyalı büyük hanımları gördünüz elbet. Öyle değil mi? Dört bir yana dikilmiş uzun direklere daracık fraklar ve beyaz pantolonlarla uşaklar tırmanır. Bacaklarıyla direkleri sarar. Belden yukarılarını çokluk arkaya ve yana eğerler. Kalın iplerle gri kocaman bez perdeleri yerden kaldırıp yukarıya germeleri gerekmektedir. Büyük hanım sisli bir sabah dilemiştir çünkü. Onun geğirmesi üzerine adeta irkilmiş sürdürdüm konuşmamı. Sahi doğru mu? O bizim Paris'ten mi geliyorsunuz beyciğim? O fırtınalı Paris'ten, ah o romantik hayaller kasırgasından mı geliyorsunuz? Onun yeniden geğirmesi üzerine şaşırmış, biliyorum dedim. Büyük bir şeref veriyorsunuz bana. Sonra pardösümün düğmelerini çarçabuk ilikleyerek ateşli ve çekingen konuşmayı sürdürdüm. Biliyorum benim bir cevaba layık görmüyorsunuz ama size bugün bunları sormasam artık hep ağlamaklı bir hayat yaşardım. Rica ederim söyleyin bana beyciğim. Anlatılanlar doğru mu? Sadece süslü püslü giysilerden oluşan kadınlar mı var Paris'te? Sonra sokak kapısından başka kapıları bulunmayan evler var mı? Doğru mu pazarları kent üzerinde gökyüzünün açık mavi renge boyandığı? Hepsi yürek biçiminde yoğun ak bulutçuklarla süslendiği? Sonra içinde ağaçlardan başka şeye rastlanmayan ve ziyaretçilerle dolup taşan bir müze bulunduğu? Üzerlerine asılmış küçük levhalarda ağaçların en ünlü kahramanlar, caniler ve sevgililerin adlarını taşıdığı? Doğru mu? Sonra bir de şu haber, şu anlaşılan yalancı haber. Şu Paris sokakları ansızın dallanıp budaklanır, sessiz sakin değildir, öyle değil mi? Her şey her vakit yolunda gidecek diye bir şey yoktur. Hem nasıl gitsin? Kimi bir kaza olur ve kaldırımlara adeta dokunmayan büyük kentli adımlarıyla bitişik sokaklardan insanlar gelerek bir araya üşüşür. Hani hepsi merak içindedir ama düş kırıklıklarına uğramaktan da korkarlar. Çabuk çabuk nefes alırlar, küçük başlarını ileri uzatırlar ama birbirlerine çarptılar mı yere kadar eğilir ve özür dilerler. Çok müteessirim, kazara oldu. Bu kalabalıkta lütfen bağışlayınız. Pek dikkatsiz davrandım. Öyle olduğunu kabul ediyorum. Adım Jérôme Proche. Rue de Cobotin'de baharatçı dükkanım var. Müsaade buyurursanız sizi yarın öğle yemeğine davet etmek istiyorum. Karım da hani pek sevinecektir. İşte böylece konuşup dururlar. Oysa sokak uyuşukluk içindedir ve bacalardan tüten dumanlar evler arasına çöker. Böyledir herhalde. Ayrıca olacak şey mi? Kibar bir semtin işlek bir bulvarında iki araba dursun, uşaklar ağır başlı ve vakur kapıları açsınlar. Sekiz soylu Sibirya kurt köpeği raks eder adımlarla arabalardan insin aşağı, havlayıp sıçrayarak dolu dizgin yolu tutsun ve sonra densin ki Paris'in kılık değiştirmiş züppe gençleridir bunlar. Gözlerini sımsıkı yummuştu. Ben susunca iki elini ağzına sokup alt çenesini çekiştirmeye başladı. Giysisi baştan aşağı pislik içindeydi. Belki şarap içilen lokallerin birinden kapı dışarı edilmişti de olup bitenin farkında değildi henüz. Belki gündüz ve gece arasındaki o küçük ve alabildiğine durgun bir araydı bu. Hani başımız biz beklemezken ensemizden sarkar, hani her şey biz farkına varmaksızın, biz seyretmediğimiz için hareketten kesilir ve sonra yitip gider. Bizse yumru karınlarımızla tek başımıza kalır, sonra çevremize bakınır, artık bir şey görmez, havanın herhangi bir karşı komasını da hissetmez ama içten içe anılarımıza tutunuruz. Az çok yakınımızda evler olacaktı,
Evlerin çatıları ve Allah'a şükür köşeli bacaları vardı. Bacalardan evlere karanlık yağar, tavan aralarından geçerek çeşitli odalara dökülürdü. Ve yarın bütün inanılmazlığına karşın her şeyin görülebileceği bir gündüzün başlayacak oluşu ne mutluluktur. Sarhoş birden kaşlarını kaldırdı. Kaşlarıyla gözleri arasında parlak bir bölge belirdi. Sonra kesik kesik açıklamaya koyuldu. Hani diyeceğim, hani uykum var. Uykum olduğu için de gidip yatacağım. Hani diyeceğim, menzil alanında bir eniştem oturuyor. İşte oraya gidiyorum. Eniştemin yanında kalıyorum çünkü yatağım orada. Gidiyorum evet. Ancak adı ne eniştemin, nerede oturuyor bildiğim yok. Ya, unuttum galiba. Ama ne çıkar çünkü bir eniştem var mı onu da bilmiyorum. Gidiyorum artık. Ne dersiniz, onu bulabilecek miyim? Hiç duraksamadan elbette diye cevapladım. Ama siz yabancı ülkelerden geliyorsunuz diye ekledim. Tesadüfen uşaklarınız yanınızda değil. Müsaade buyurun, sizi ben götüreyim. Sesini çıkarmadı. Girmesi için kolumu uzattım.